Türkiye kendini merkeze oturtuyor. Bir defa gerçekleştiği veya gerçekleşmek üzere olduğu bir noktaya doğru gidiyor. Merkez ülke olma kimlik ve iddiası. Dünyanın gıpta ile takip ettiği değişiklikleri gündeme getirdi. Daha etkin, daha görünür, daha çok sesi çıkan bir ülke. Yeni aktörler, yeni güçler. Bir açısından eksen değişikliği değil, eksen oturtma. Dünya Türkiye'yi konuşuyor. Konu her ne olursa olsun bir yerinde mutlaka Türkiye var. Peki Türkiye küresel denklemin neresinde? Doğuda mı, batıda mı? Cep belgeselde bu kez Türkiye ekseni var. Eksen tartışmaları Türkiye'de 2008-2009 gibi başlamıştı. Özellikle bu Van Mille çıkışından sonra. Dünya medyası Türkiye'nin ekseni kayıyor mu, kaymıyor mu gibi tartışmalar başlamıştı. Aslında Türkiye bir yere gitmiyor. Türkiye kendini merkeze oturtuyor. Doğuyla Batı arasında bir köprü falan hiçbir zaman bu tanımı beğenmemişimdir, hep karşı çıkmışımdır. Köprü dediğiniz andan itibaren üzerinden gelip geçilen bir yeri tarif edersiniz. Dolayısıyla biz üzerinden gelip geçilen bir yer değiliz. Biz bir merkeziz, sentezlenmiş bir ülkeyiz. Asya ile Avrupa arasında bir köprü değil. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında bir geçiş değil. Türkiye merkez ülke. Merkez biziz, bize göre etraf tanımı. Biz Asyalıyız, biz Avrupalıyız, biz Afrikalıyız. Artık kendisini batıda yahut da doğuda konumlandıracak bir ülke olarak devam edeceğini düşünmüyorum. Türkiye, Türkiye'de. Artık dünyaya buradan bakan bir ülke. Türkiye'nin herhangi bir yere gitmeye ihtiyacı yok. Ha, Türkiye tabii ki hem doğuda hem batıda toprakları olan bir ülke. İki kıta arasında çok önemli bir köprü. Hem kültürel anlamda hem güç anlamında baktım, stratejik anlamda. Çok önemli bir köprü. Türkiye'nin herhangi bir yere gitmesine gerek yok. Aslında bahsedilen mevzu Türkiye açısından eksen değişikliği değil, eksen oturtma. Türkiye büyük bir devlet. Onu öncelikle kabul etmemiz lazım. Baktığımız zaman satın alma gücü paritesi itibarıyla 2 trilyon doların üzerinde gayri safi milli hasılası var. Enerjiyle ilgili alanda, savunma ve güvenlik alanında kendi yerli ve milli teknolojisini üreten, bunları da dünyaya ihraç eden bir ülke oldu. Ve önümüzdeki dönemde de enerjide dünyaya enerji ihraç edecek bir ülke olacağı da anlaşılıyor. Tüm bu gelişmeler birdenbire Avrasya'yı kapsayıcı bir büyüme, kapsayıcı bir kalkınma içinde kucaklayan bir Türkiye olarak bizim uluslararası medya, küresel medyadaki konumumuzu sil baştan değiştirdi. Ve bizi birdenbire en çok konuşulan ve bir anlamda da dünya siyasetindeki tartışmaların eksenini değiştiren, Avrasya'nın kaderini değiştirmemiz itibariyle bizi artık eksen bir ülke konumuna getiren gelişmeleri de beraberinde getirdim. Yani Türkiye gitmesi gereken yere gidiyor. Yani o tek taraflı bağımlılık ilişkileri kırıldığı daha bağımsız bir yere gidiyor. Yani bizim belki de milli mücadeleden bugüne kadar hedeflediğimiz o tam bağımsızlık ilkesini İlk defa gerçekleştiği veya gerçekleşmek üzere olduğu bir noktaya doğru gidiyor. Ve bunda da o son işte enerjiyle ilgili attığımız adımlar ve bugün Doğu Akdeniz'le verdiğimiz mücadele bu bakımdan çok önemli bir aşamadır. Genel geçer anlamıyla edilgen olmaktan, kendisine nerede duracağı, nasıl hareket edeceği kodlarıyla, parametreleriyle tarif edilen, diretilen, o şekilde profili çizilen bir ülke olmaktan kurtulmuş durumda. Türkiye nereye gidiyorsun? Cevabı Türkiye'nin tarih tezi nedir? Ne yapmak istiyor? Türkiye bir, bütün ilişkilerini geçmişte o asimetrik ilişkileri simetrik hale getiriyor. Saygı duyacaksınız bize. Biz kimseyi ezmek, kimseyi sömürmek, kimsenin hakkında, hukukunda gözümüz yok. Erdoğan liderliğinin, burada çok önemli bir payı var. Erdoğan liderliğinin artık bu tek taraflı bağımlılık ilişkilerini kırmaya yönelik yeni ve daha güçlü bir hamle ortaya koymasıyla birlikte oldu. Ve burada bu hamlelerin daha başarılı ve daha etkili olduğunu görüyoruz. Türkiye son 17 yıldır, 18 yıldır bu mücadeleyi veriyor ve kendisi aslında eksen arayışı içerisinde değil. Kendisi eksenini oturtmaya çalışıyor ve bu konuda da çok ciddi bir mesafe kat etti. Türkiye daha etkin, daha görünür, daha çok sesi çıkan bir ülke. Bunun uzun vadede olumlu sonuçları olacaktır. Bir sürü önemli başarıya imza attığımız bir süreçte bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'nin uluslararası enerji alanında tüm dengeleri değiştirebilecek yeni bir partner olarak sürece dahil olacağını ciddi manada gösteren
önemli bir gelişme de Sakarya Havzası'nda bulunan ve uluslararası literatürde dev keşif olarak tanımlanan 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi oldu. Bunu jeopolitik, jeostratejik değerinin çok iyi bilinmesi gerekir. Biz iki kıtanın, Asya ve Avrupa'nın, bir de Afrika uzanımının tam orta yerindeyiz. Kürenin neresini çevirirseniz çevirin, böyle bir biricik, böyle bir özgün, başka bir coğrafi konum bulamazsınız. Bu büyük kıtaların orta yerinde, onların alt ölçeklerinin, Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz, Orta Doğu, Orta Asya'nın aslında tam yine bir merkezi odaklanmış konumu. Şimdi bütün bunların etrafında da yeni dönemin bütün sinir uçlarının kümelendiğini görüyorsunuz. Bütün küresel güç mücadelesinin, egemenlik projelerin geliştirildiği alanlar görüyoruz. Siyasi atlası büyük gibi görmeyin. Esas itibariyle ilgi odaklarının, ilgi alanlarının daha sınırlı olduğunu düşünecek olursanız, bunun aslında sanılandan daha dar olduğunu görürsünüz coğrafi genişlik açısından. Bunun da tam merkezinde Türkiye'nin olduğunu tespit edersiniz. Bu değişim süreci aslında bize alıştığımız tüm düzenin yeni aktörler, yeni güçler ve yeni dengelerle aslında daha fazla aktörün bir arada yer aldığı, özellikle tek kutuplu ya da iki kutuplu değil, çok daha fazla kutuplu, çok daha fazla hem güç hem de bir takım kaynaklara erişme olanı olan ülkelerin bölgesel ve küresel olarak rol aldığı bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Artık kendisini batıda yahut da doğuda konumlandıracak bir ülke olarak devam edeceğini düşünmüyorum. Türkiye, Türkiye'de artık dünyaya buradan bakan bir ülke. Otonomisini, uluslararası arenadaki bağımsızlığını arttıran bir ülke. Bunu da yapabilmesinin bazı içeriden ve dışarıdan sebepleri var. İçerideki sebebi Türkiye'deki siyasi iradenin bu otonomiye, bu uluslararası bağımsızlığa önem vermesi. Dışarıdaki sebebi de dünyanın da yapısal bir dönüşüm geçirmesi. Artık Amerika merkezi tek kutuplu dünyadan, belki çift kutuplu Çin'i sayarsak, hatta belki çok kutuplu, daha uzun vadede Hindistan gibi aktörlerin de katılımıyla çok kutuplu bir dünyaya evrilmesi sürecinde yapısal bir vakum, bir boşluk da çıkmış durumda. Türkiye içerisindeki bu iradeyle Türkiye dışında gerçekleşen bu yapısal dönüşümün kesişmesi Türkiye'yi dünyaya Türkiye'den bakabilen bir pozisyonda bırakmış oldu. Türkiye bu pozisyona sahiplenmiş oldu. Dolayısıyla Türkiye batı karşıtı değil artık, ama batıcı da değil, Avrasyacı da değil. Türkiye, Türkiyeci diyebileceğimiz, kendi çıkarlarıyla dünyayı okuyabilen yeni bir iradeyle uluslararası arenada sahne almaya başladı. Yani Türkiye sadece parmak kaldırmıyor. Türkiye aynı zamanda ayağa kalkarak görüşlerini ifade ediyor, kayıtlara geçiriyor. Bu çok önemli. Demin özellikle bu noktayı tespit ederek genel bir çerçeve oluşturmak arzusundaydım. Yani Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş ortamında kendisine dayatılan NATO'nun ileri karakolu gibi bir takım gömlekleri parçalayıp üzerinden atmayı beceriyor. Küçük düşünemeyen, küçük düşünmemesi gereken milletler vardır ve bu milletlerden biri de Türkiye'dir. O zaman ne yapacak? Elbette ki kendine özgü bir eksen ya da kendine özgü bir stratejik istikamet belirleyecektir. Yani biz Türkiye olarak Amerika'nın kuyruğuna takılamayız, Rusya'nın kuyruğuna takılamayız, İngiltere'nin veya Fransa'nın kuyruğuna takılamayız. Ama ne yaparız? Kendi stratejik menfaatlerimiz için bu ülkelerle karşılıklı iyi niyete dayalı, kazan-kazan anlayışı üzerine oturan stratejik işbirlikleri, ilişkileri geliştirebiliriz. Türkiye aslında şu anda bunu yapmaya çalışıyor. Şimdi ne oldu? Türkiye bir zamanlar Atlantik İttifakı'ndan enerji için, savunma için ve bilgi gücü için teknoloji almak zorunda olan, o ülkelerin donanım ve yazılımlarına ihtiyaç duyan, dolayısıyla Atlantik İttifakı'na ister istemez daha bağımlı bir ülke iken, bugün bu üç temel alanda, yani dijitalleşmeyle ilgili alanda, enerjiyle ilgili alanda, savunma ve güvenlik alanında kendi yerli ve milli teknolojisini üreten, bunları da dünyaya ihraç eden bir ülke oldu. Türkiye kendi coğrafyasında çok önemli bir aktör ve bölgesel bir güç. Bölgesel bir güç olarak kendi coğrafyasında komşusu olan ülkeler dahil olmak üzere
kendi ülkemizin de kaynakları ve aynı zamanda kendi ülkemizin sınır güvenliği, refahı için Türkiye coğrafyadaki bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyasında özellikle Arap Baharı'ndan sonra çıkan karışıklıklar, iç savaşlar, aynı zamanda düzensiz göç hareketleri gibi birçok konuyu düzenlemekte ve dengelemekte önemli bir rol üstlendi. Bize öyle sınırlar çizildi ki bütün işte Musul, Kerkük başta olmak üzere petrol, doğalgaz kaynakları bizim sınırlarımız dışına bırakıldı. Her ne kadar Misal Kamili sınır içerisinde olsalar bile. Türkiye işte bu tek taraflı 100 yıllık bağımlılık ilişkisinin ekonomik kaynağını artık kırmanın da yolunu bulma yolunu önemli bir adım attı. Kendi arama gemileriyle, kendi sismik gemileriyle bir filo oluşturdu ve kendi bölgesinde, kendi mavi vatanında, kendi sularında doğalgaz ve petrol arayışına geçti. Türkiye Antarktika'dadır, Türkiye Sevak Adası'ndadır, Türkiye her yerdedir. Türkiye sadece bayrak göstermiyor. Mavi vatan konsepti gibi unsurlarla aslında varlığını gösteriyor, ispat ediyor. Bunun zor kullanımlı temellerini, stratejik temellerini de savunma sanayindeki son aşamaları ve silahlı kuvvetler üzerindeki bir takım tasallukları kaldırarak yeniden güçlü bahriyemizle, şanlı bahriyemizle, kahraman hava kuvvetlerimizle, silahlı kuvvetlerimizin her bireyiyle bu politika ve merkez duruşunu gerektiğinde zor kullanarak da destekleyeceğini, arkasında duracağını dünyaya gösteriyor. Böyle bir yer hem kıymetli hem zorlu. Böyle bir coğrafyayı iyi yönetirseniz gelecek açısından küresel güç mücadelesinde önemli bir pozisyonu elde etme şansını bu coğrafi konum verir size. Güçtür, etrafındaki bütün aslında kendisi de odağında olmak üzere enerji, doğal kaynak, pazar etkinliği, egemenliği, buna ilişkin tükenmeyen o iştahın, eksilmeyen o egemenlik projelerinin doğrudan muhatabı da olursunuz. Şimdi bir eksenden bahsediyoruz. Eksen dediğimiz şey kolay oluşmuyor. Hani birdenbire eksen değişmez, eksen kaymaz ya da siz dünyadaki bir eksen haline bir ülke olarak gelmeniz zor. Yani bunun için ekonomik anlamda, askeri anlamda, kültürel anlamda birçok konuda çok güçlü olmanız lazım ki eksen oluşturabilecek bir durumda olun. Türkiye'nin son 15-20 yıldır yapmaya çalıştığı aslında bu. Dolayısıyla da Türkiye kendisi gibi olmaya çalışıyor. Yani Türkiye, Türkiye gibi olmaya çalışıyor. Efendim, işte bir Fransız özentisinden, bir Alman hayranlığından, İngiliz bilmem nesinden kurtularak kendisi gibi olmaya çalışan, tarihiyle barışan, tarihiyle barışı yaşamaya çalışan, tarihiyle gurur duyan ve tarihin kendisine yüklediği, coğrafyanın kendisine yüklediği, kültürün kendisine yüklediği, o benzersiz kültürünü kendisine yüklediği misyonları yerine getirmeye çalışan bir ülke var. Haliyle bu misyona doğru siz yelken açtığınızda elbette ki Amerika ile de sorun yaşayacaksınız, İngiltere ile de sorun yaşayacaksınız, Fransa ile de sorun yaşayacaksınız, İsrail ile de sorun yaşayacaksınız, bazı komşularınızla da sorun yaşayacaksınız. Çünkü bunlar eskinin renksiz, tatsız, kokmaz, bulaşmaz, hiçbir işe karışmaz ve hiçbir işe yaramaz. Ne yazık ki Türkiye'sine alışmış devletler idi. O dönem Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız ve etrafındaki ekibin Türkiye'ye artık yeni bir yol haritası, yeni bir hikaye, yeni bir gelecek yazılmasının zamanının geldiğini ciddi manada gündeme getirmeleriyle birlikte Türkiye göreceli olarak Atlantik İttifakı ile Avrasya coğrafyasındaki yükselen ekonomiler arasında ağırlığını artıran Asya Pasifik arasında daha dengeli, daha kapsamlı, daha katmanlı, zengin bir diplomasi süreci yürütmeye başladı. Bunu yeni ve tam bağımsız diplomasi stratejisi olarak tanımlayabiliriz. Türkiye içerisindeki bu iradeyle Türkiye dışında gerçekleşen bu yapısal dönüşümün kesişmesi Türkiye'yi dünyaya Türkiye'den bakabilen bir pozisyonda bırakmış oldu. Türkiye bu pozisyona sahiplenmiş oldu. Erdoğan'a yönelik daha önce yaptıkları girişine Erdoğan'a karşı da yaptılar. Darbe girişimleri, terör örgütleriyle her türlü maşalara saldırıya geçtiler. Ama bu sefer başarılı ulaşamadılar. Bu sefer askeri darbe Türkiye'de başarılı olamadı. Ne Emurtur'a, ne önceki darbe girişimleri, ne en son yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi. Türkiye'de artık iktidarı darbeyle değiştirip yerine bir tane kukla koyamadılar. Mısır'da Sisi'yle yaptıkları gibi.
O yüzden artık Türkiye ayağı daha yere basan ve daha bağımlılık ilişkilerini kırıp daha bağımsız bir politika izleyen bir ülke konumuna geliyor, geldi. Türkiye kendini düşünmek mecburiyetinde. Şu anda hükümetimizin yapmaya çalıştığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmaya çalıştığı da bu. Kendi ayaklarında üzerinde duran, kendi haklarını ve menfaatlerini koruyan ama başkasının hakkına menfaatine de göz dikmeyen bir devlet. Türkiye, Türkiye'den yönetilecek. Ekseni budur. Bir yere gittiğimiz yok, eksen aradığımızda. Hep olduğumuz yerdeyiz. Bu kez kendi gücümüzle ayakta kalmak istiyoruz. Birilerinin yön tayin et ve çabaları da artık sonuç vermiyor. Türkiye kendi eksenini çiziyor. Yani şiirdeki gibi. Gelen gelsin çizgimize.